Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde dün Cumhurbaşkanımız Erdoğan, malumunuz az buçuk zaten tahmin etmişsinizdir bugünkü ana gündemimizi, sıradan bir şekilde Rize'de partisinin il başkanlığındaki bir toplantıyı organize ederken, başkanlık yaparken canlı yayında İsrail ile alakalı öyle bir ifade, öyle bir cümle kurdu ki gerçekten de tüm dünyada bir şok etkisi oluşturdu bu ifade. İsterseniz Cumhurbaşkanımız Erdoğan dün İsrail hakkında ne söylemişti? Hep birlikte tekrardan bir üstünden geçelim. Daha sonrasında dünyaya yansıması nasıl oldu? İsrail basını dün söylenenler hakkında neler yazıp çizdi? Bunlara göz atacağız. Sine bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Daha öncesinde evet, Cumhurbaşkanımız Erdoğan nasıl Karabağ'a, nasıl Libya'ya girdiysek Orta Doğu'da da gerekeni yaparız ifadesini kullanmıştı. Orta Doğu'da ama ilk kez Cumhurbaşkanımız Erdoğan İsrail'e de gerekeni yaparız dedi. Tabi bu açıklamalar sonrasında tüm gözler İsrail'den nasıl bir cevap geleceğindeydi. Yani İsrail'den gelen cevaplar oldukça merak edilmekteydi. Mesela bugün ilk olarak bir İsrail'in Dışişleri Bakanı, hani sorunlu Dışişleri Bakanı var ya, çocuk gibi sürekli böyle her hafta Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı X üzerinden etiketleyerekten kendince saçma sapan karikatürlerle cevap veren bir tane Dışişleri Bakanı İsrail Katz var ya. İsrail Katz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrasında hemen eline aldı telefonu. Aynen şu cümleleri kurdu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dünkü İsrail açıklamaları sonrasında İsrail Katz, İsrail Dışişleri Bakanı X üzerinden aynen şu paylaşımı yaptı. Erdoğan Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin diye Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bu şekilde etiketlemişti. Ayrıca belirtmek isterim ki bu saçma herif İsrail Katz'ın yapmış olduğu bu paylaşım X üzerinde 10 milyondan fazla da görüntülendi. Türkiye Cumhuriyeti daha öncesinde o diş geçirmiş olduğu hiçbir Arap ülkesi veyahut da Orta Doğu'da içinden geçmiş oldukları ülkelerle bir değildi. Fakat İsrail Katz bunu unutmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz'ın hadsiz paylaşımını gördükten sonra paylaşıma tabii ki de Türk Dışişleri'nden gereken cevaplar geldi. Şimdi birazdan oraya gideceğiz ama onun öncesinde dikkat çekici bir isim bugün sabah saatlerinde bu konuyla alakalı bir paylaşım yaptı. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Cumhurbaşkanımız Erdoğan Saddam Hüseyin'e İsrail Dışişleri tarafından benzetilince aynen şu cümleleri kurmuştu X üzerinden Zaharova. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Saddam Hüseyin'le kıyasladı. Hatırladığım kadarıyla Irak'ta yaşananlar, ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkeleriyle onlara katılan pek çok ülkenin sahte bahanelerle egemen bir devlete saldırmasıydı. İran, Batılılar tarafından yasa dışı işgali, egemen bir devletin meşhur liderinin canice öldürülmesiyle İsrail dalga geçiyor. Irak'ta ölen sivillerden İsrail neden bahsetmiyor diye Zaharova açıklamalarını sonlandırmıştı. Tabi devamında sadece İsrail Katz mı Erdoğan'ı hedef aldı? Tabii ki de hayır. Mesela Yair Lapid, ana muhalefet lideri İsrailli, o da mesela Türkiye hakkında aynen şu açıklamaları yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bağırıp çağırıyor. Orta Doğu için bir tehlikedir. Dünya ve özellikle NATO üyeleri onun İsrail yönelik çirkin tehditlerini güçlü bir şekilde kınamalı ve onun Filistin'e verdiği desteği sona erdirmeye zorlamalı. Diktatör özentisinin tehditlerini kabul etmeyeceğiz diye Yair Lapid saçma açıklamalarını sonlandırmıştı. Sadece mesela İsrailli makamlar Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hedef almadı. Mesela Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu son açıklamaları İsrail basınında da bir şok etkisi oluşturdu. İsrail basınının bugün sabahki manşetlerine bir göz atalım mı hep birlikte? Detaylar şu an sizlerle. Evet kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere 7'den 70'e tüm İsrail basınının bugün ana manşetlerinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın son açıklamaları vardı.
vardı. Görmüş olacağınız üzere Jerusalem Postlar, işte İsrail Hayom gazeteleri, Haaretz falan filan derken hepsi işte Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i işgal edebiliriz ifadeleriyle bir başlık atmıştı. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ve Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Haluk Görgün. İkisinin de açıklamaları vardı. Tek tek okumayacağım ama şu an görmüş olacağınız üzere Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın insanın vicdanının sesi olduğuna değinmişti açıklamasının ana planında. Devamında ise Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a zaten aynı konuşmasının içerisinde savunma sanayinde güçlü olmak zorundayız ki İsrail'i durdurabilirim mesajını vermişti. Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu mesajını destekleyen nitelikte bir paylaşım yapmıştı bugün sabah saatlerinde. Dün Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklamaları sonrasındaki gelen tepkileri bu şekilde sizlerle paylaştım. Aslında birçoğunuzun haberi vardır ama yani bunlar basit olay değildi. Yani tekrardan ben üzerinden geçmek istedim. Hakkınızı helal edin, onu bir diyeyim. Ama devamında mesela sosyal medyadan kendi görüşlerimi de paylaşacağım sizlerle. Tabii o paylaşım yapıldıktan sonra altına şöyle bir baktım mesela paylaşımın. Kimlerden destek var? Kim ne söylüyor? Ne çiziyor? Genel olarak kıymetli dostlar şunu belirtmek isterim. İlk olarak kıymetli dostlar çıkarımlarım şuydu. Mesela sosyal medyada kendisini Azerbaycanlı olarak ifade eden veyahut da Azerbaycan bayrağı koyan profiline kişiler bazıları şu ifadeleri kullanmıştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan neyden bahsediyor? Biz işte Karabağ'da binlerce şehit verdik. Biz Azerbaycan olarak Karabağ'ı tek başımıza aldık diyen bir grup vardı. Yani Karabağ başarısını kendi üstüne alma diye Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen, kızan bir grup vardı. Sosyal medyada gördüklerimi söylüyorum. Hemen tabii ki de bu görüşe karşı çıkan da yine birçok kişi vardı. Türkiye'nin desteği olmasaydı Karabağ'ın özgürleştirilemeyeceğini belirten de yine birçok kullanıcı vardı. Hemen devamında tabii aynı hesaplar, benzer hesaplar Türkiye ile kardeş ülkelerin arasını açmak istediğini düşündüğüm hesaplar mesela Libya tarafında da çıkmıştı. Yine profiline Libya olan bazı şahıslar Libya'da ne yaptınız? İşte Libya'nın doğal kaynakları çok, ondan işte Türkiye Libya'ya, Somali'ye göz dikiyor diye saçma sapan tabii paylaşımları da gördüm. Fakat hemen devamında şunu belirtmek isterim ki şimdi İsrailli sosyal medya kullanıcıları Türkiye'yi tabii ki de neden tehdit edecekler? İşte diyorlar Türkiye NATO'nun 5. maddesine güveniyor. İşte İsrail NATO üyesi değil. İsrail Türkiye'ye saldırırsa eğer NATO'nun onu koruyacağını mı zannediyor? Evet, salak değiliz. Biz biliyoruz. Şimdi ne oldu? Düşünsenize İsrail yani Allah esirgesin geldi bizim ülkemize saldırdı. 5. madde sizce işleyecek mi? İşlemez. Tabii ki de aynı fikirdeyiz. Hemen alt kısımlarda İsraillerin tehdit ettiği tabii ki de ana şey Türkiye'yi. Ülkemizi neyle tehdit ediyorlar? Nükleerle. İşte biz size nükleer atarız. Ankara'nın göbeğinde termobarik nükleer füzeyi işte başınıza çakarız. Aynen bu ifadeleri kullanmıştı İsrailli kullanıcılar. Ama yemin ediyorum tabii ülkemizin nükleer çalışmasına dair ben şimdi burada bir şey söylemeyeceğim ama beni çok mutlu eden bazı tabii yorumlarda gördüm altta. Allah razı olsun mesela Pakistanlı kardeşlerimiz. Şu an yorumlardan bir tanesi karşınızda. Eğer ki böyle şey denerseniz siz de Pakistan'ın İsrail'e saldırması için, nükleer bir cevap vermesi için eline tüm kozları vermiş olursunuz diye Pakistanlı kardeşlerimizden de bu tür açıklamalar vardı. Yani sosyal medya bu şekilde dönmekteydi. Yine bu konuya dair görüşlerinizi paylaşabilirsiniz ve emin olun tamamıyla objektif bir şekilde gördüklerimi anlattım sizlere. Hiçbir şekilde kendi yorumlarım yok. Ama şu bir kesin ki önümüzdeki günlerde Mahmut Abbas Türkiye'ye gelecek. Bugün yeni haberlerini gördüm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yapacakmış. Tabi orası da ayrı bir dünya. Mahmut Abbas dediğimiz herif yani Cumhurbaşkanımız Erdoğan bizden açık açık özür dileyecek dedi. Çünkü biz davet ettik meclise, gelmedi şimdiye kadar dedi. Görünen o ki Mahmut Abbas artık bir yerleri tutuşmuş. Hemen alelacele geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmasını gerçekleştirecek. Yapılan bu konuşma sonrasında neler değişecek? İsrail ile Türkiye'nin arası iyice artık gerilecek. Orası kesin ama İsmail Haniye de gelebilir belki meclise. Benim gönlüm mesela İsmail Haniye gelseydi keşke. Bakalım neler yaşanacak. Gelişmeleri sizler için takipte olmaya devam edeceğim diyorum ve bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hani Cumhurbaşkanımız Erdoğan İsrail'e kafa tutmadan önce ilk açıklamalarında ne demişti? Türkiye olarak güçlü bir savunma sanayimizin olması lazım ki İsrail bunları yapamasın. Bu felaketi, bu zulmü gerçekleştiremesin. Kıymetli dostlar ne gariptir ki dün Gökdoğan Bozdoğan füzelerimiz vardı. Hatırladınız mı? Aslında havacılık için en önemli füzelerden bir tanesi nedir? Hava hava füzeleridir. Hayırlı uğurlu olsun kıymetli dostlar. Dün paylaşılan bir video ile birlikte artık Gökdoğan
Gökdoğan ve Bozdoğan'ımızın tam anlamıyla göreve hazır olduğunu hep birlikte gördük. Video bir karşımıza gelsin. Telif haklarından ötürü hafif sesini kısacağım. İçimden de geçirdim ki sen misin dedim Saddam Hüseyin'le Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı bir tutan. Bunlar şey sanıyor kıymetli dostlar. Hani Türkiye'nin savunma sanayisi yani ortada. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın İsrail'e çıkartma yaptığı gün bizim savunma sanayimiz böyle bir video paylaşıyor. Onlar bizi sıradan bir Orta Doğu ülkesi sanmaya devam etsinler. Biz savunma sanayimizi aynı bu videoda olduğu gibi harıl harıl çalışıp geliştirmeye devam edeceğiz. Mesela Çin köşesine çekildi. 10 senedir, 15 senedir Çin köşesine çekildi iyice. Biz ne yapacağız? Köşemize çekileceğiz. Ha şimdi diyebilirsiniz. Kaan hani hadi gitsin İsrail, hadi gidelim İsrail. Böyle bir şey. Yani akla mantığa sığıyor mu? Bizim daha bir sürü eksiğimiz var. Ha güzel gelişmelerimiz yok mu? Rabbime bin şükür. Geriden geldik ama hızlı geliyoruz. Orası kesin. Ama sabretmemiz gereken durumlar var. Yani artık dediğim gibi savunma sanayin güçlüyse diğer ülkeler artık savaş olmuyor. Adam diyor ki mesela ya bu diyor güçlü. Gerek yok bir savaşa diyor. Adam gücünün yettiğine bir savaş açabiliyor. Durum böyle olduğundan dolayı zaten demişler ya eğer ki barış istiyorsan savaşa hazır ol demişler ya mevzu aslında bundan ibaret. Biz kendimizi geliştireceğiz Allah'ın izniyle. Savunma sanayimiz büyüdükçe yerli ve millileştikçe diğer ülkelerde zaten bizim diplomatik açıklamalarımızı daha da ciddiye alacaklar. Türkiye hakkında bir cümle kurarken bir değil, iki değil, üç, beş sefer düşünecekler. Bu güçlü ve yerli ve milli savunma sanayinden geçmekte. Allah'ım tekrardan tüm projelerde emeği geçen mühendis, teknik personel, çaycısına kadar hepsinden razı olsun diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Gelişmeleri şöyle kısaca sizlere aktarmak istedim. Umarım verimli geçmiştir. Ne diyelim o zaman? Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.